Amacı Ceylan Balıkesir'de senelerdir fotoğrafçılık yapar. Gelay Tunç Bilek'ten emekli. Biz çalışır. Fotoğraf çekmeye anlatması güç. Bu hikaye ömrünü fotoğrafa vermiş bir adamın hikayesi değildir. Bu hikaye bir beldeyi tümüyle yüreğine kazımak isteyen bir adamın hikayesidir. Ahmet Ali Ceylan 1950 Tavşanlı Balıköy doğumlu. Fotoğrafçılık biraz da varlıklı olmaktan geçiyor o dönemler. Ama onun için durum daha başka. Ahmet Ali Ceylan varlıklı bir aileden değil. Onun varlığı yüreğinden başka değil. Öyle geniş yüreği varmış ki bütün Balıköy'ü ve çevre köyleri sığdırmış yüreğinin bir köşesine fotoğraf makinesiyle. Tam 42 yıldır fotoğraf çekiyor. Kendisi pek önemsemiyor. Belki farkında değil yaptığı şeyin. Ama Balıköy ve çevre köylerin tarihini yazmış fotoğraf karelerini. Evi ve arşivi fotoğraftan bir kütüphane olmuş. Memleketin en fakiriydik. Maddi imkanımız tamamen sıfırdı. Ödünç koyunla beni askere gönderdi babam. O şeyde askerden gizli deprem oldu. Kütahyalılar hep de askerden şeye dönüşte ben dönemedim. İzine gelemedim. 23 günlük askerdim o zaman. Oradan şeye gittim. Tümenin kantinine verdi o zaman. Zırhlı bir dert tukayındaydım. Şeyde tümende. 1970'in 3. ayında. O zaman orada beni bölük komutanı, tümen komutanına buluştu. Tümen komutanı beni şeye verdi. Kantinin önünde zarfkağıt sattım. Onun parasıyla askerliğimi bitirdim. Sonra bölük komutanı bir mektup yazdı bana. Bu mektubu açarsan şeye, askerliğin yanar. Benim maddi yasırdığımı yazmış. Deprem mağduru olduğumu yazmış. Orada beni usta birliğinde bir fotoğrafçının yanına verdiler beni. O fotoğrafçının yanında biraz fotoğrafçılık öğrendik. Askerden geldik. Kütahya'da bir firmadan Lüftel makine. Bir iki makine sattım, seyyar falan. Onun şeyinde... Askerlikle birlikte başlayan fotoğraf merakı ve hevesi zamanla tutkuya dönüşmüş ve dönemin gözde makinelerini kullanmaya gayret etmiş hep. Bir dönem Balıköy muhtarlığı da yapmış olan Ceylan, fotoğraf arşivini gösterirken her birinin ayrı anısını anlatıyor ve o günkü hüznü yeniden yaşıyor. Yüreği öyle dolu ki geçmişle, göz kapaklarının hemen altında akmayı bekleyen her daim bir damla gözyaşı var. Önce manzaradır. İşte Balıköy'ün manzaralarından, gruplarından fotoğraflar çektik. Halk arasında düğünlere falan gitmeye başladık. Öylelikle fotoğrafçılığımız devam etti. Balıköy civarında onu tanımayan, bilmeyen yok. O beldenin gönüllü fotoğrafçısı. Bu işten para kazanmıyor. Hatta cepten yiyor. Dağı taşı geziyor. Bütün olaylarda onun bir karesi var. Balıköy ve civarında hangi olay olmuşsa o sihirli makinesiyle zamanda hapsetmiş ve geleceğe aktarmak için arşivlemiş. Hatırladım. Burada 6 kişi zehirlendi. O zaman
Anadolu Ajansı Fahri Mabir arıyordu. Ona mabir oldum. Sonra bu olayı haber yaptım. Arkadaşların yardımıyla, hoca öğretmenlerimizin yardımıyla haber yaptık. Oradan bir makine gönderdiler bana. Anadolu Ajansı Fahri Mabir. Çünkü para karşılığında yapmıyoruz. Hala da gazetelere Fahri Mabir'lik yapıyorum ben. Kimlerin fotoğraflarını çekmemiş ki? Balıköy ve civarında yaşamış ve onun kadrajına yakalanmamış bir kişi bile yok neredeyse. Özellikle bu dünyadan pek çok anılarıyla geçip gitmiş olanlar dikkatimizi çekiyor. Ölenlerin ayrı bir albümü var ve elbette onların ayrı bir önemi de var. Albümleri incelerken yanımıza yaklaşan herkes kendisinden bir şeyler buluyor onun albümlerinde. Mutlaka bir hayret nidasıyla andıkları birisi çıkıyor karşılarına. Fotoğraf eğitimi almadım. Sadece gittiğim fotoğrafçılarla, tavşanda fotoğrafçılar vardı. Onlarla beraber karanlık odalara girdim. Karanlık odaların ne olduğunu öğrendim onlarda. Onlara yardım ettim. Bir şeyler öğrenmek amacıyla. Bunun gibi 1971'in Kasım ayında geldim askerden. O zamandan beri çekiyorum. Sizden adamlardan çok kimsenin fotoğrafı vardır. Tek tek yani şimdi aklım yetmiyor yani ona. Görmedikten sonra isimlerini sayamıyorum. Zamanında köyler arası turnuvalar, bayramlar, temel atma törenleri, elektriğin ilk geldiği zaman, karayolunun yapılışı, trenler, düğünler, cenazeler, şenlikler, sünnetler, cami açılışları, dükkanlar, ölenlerin fotoğrafları, ihtiyarların, çocukların, çiçeklerin, yolların, dağların, ağaçların, aklınıza ne gelirse her şeyi fotoğraflamış Ahmet Ali Ceylan tam 42 senedir ve fotoğraflamaya devam ediyor. Hala ben aşağıda bir şeyim var. Oraya gelenler fotoğraflarınızı getirin, ölümsüzleştirelim diye şey ettim. Sergim var. Sergi yapıyorum. Sergiye koyuyorum fotoğraflarını. Ama çerçeve parasından karşılık 1 lira para alıyorum. Çerçeve kırılıyor. Onlara karşılık 1 lira para alıyorum. Oraya fotoğraflarını koyuyorum. Öyle bir şeyim var. Şu anda bilgisayarımda 384 bin fotoğrafım var. Şeyimde aşağı yukarı 1200 civarında da ölmüş kişilerin fotoğrafı var. Basılı fotoğraf. Görürüm de adama hediye ederim diye koydum fotoğraflar var. Aşağı yukarı görememişim. Bir şeyimde kalmış. Çantamda kalmış. Aşağı yukarı 7500 falan fotoğrafım var. Zamanın imbiğinden geçmiş ne varsa artık onun karelerinde saklı. Hatırlamak isteyen onu buluyor. Fotoğraf sergisini görenlerin mutlaka yüreğine dokunan bir kare bulunuyor. İnsanlar kendilerinin bile çoktan unuttukları şeyleri onun karelerinde yaşar görünce duygulanıyorlar, gözleri yaşarıyor. O fotoğraf çekerken belki anlamsız, basit, hatta gereksiz gibi geliyor insanlara ama üzerinden yıllar geçince yürek burkan, İç sızlatan bir özlemle seyrediyorlar geride kalan fotoğrafları. İngiliz politikacı Tony Benn şöyle der. Pek çok şey tek bir anlık keyif ve yaşam boyu utanç sebebidir. Oysa fotoğraf tek bir anlık utanç ve yaşam boyu keyif getirir. Böyle küçük yerlerde fotoğraf çekmek kolay değildir. Üstelik her gün fotoğraf makinesiyle dolaşmak hiç kolay değildir. Ceylan işte bu en zor olanı yapmış ve fotoğraf makinesini göğsünde her gün bir madalya gibi, cephedeki bir askerin tüfeği gibi taşımış. Taşımış da kötü mü olmuş? Bir tarih bırakmış gelecek kuşaklara. Ceylan fotoğraflamakla yetinmiyor sadece. O civarda yaşanan elim bir olaydan sonra Anadolu Ajansı'nın Fahri muhabirliğini de üstleniyor bir dönem. Haber yazmayı öğreniyor, haber yapmayı öğreniyor.
gazetenin bile trenle ancak ertesi günlerde ulaştığı bir beldede, bir zamanda muhabirlik yapıyor Ceylan. Sonraları Tavşanlı'da bulunan bir gazetenin muhabirliğini alıyor ve uzunca bir süre devam ettiriyor. Yine bu zamanda Tavşanlı'da yayınlanan bir gazetenin muhabirliğini yapıyor. Objektifini şimdiki zamandan geleceğe doğru doğrultmaya devam ediyor. Evet, o bir tarihçi, bir bilim adamı, bir yazar değildir belki ama çektiği ve arşivlediği fotoğrafların anlatacağı çok şey var tarihçilere. Helmut Newton, bakın ben bir entelektüel değilim, sadece fotoğraf çekerim diyor ve tam da Ceylan'ın yaptığı şeyi anlatıyor. Ahmet Ali Ceylan yaptığı işi anlatmıyor, detaylandırmıyor, gösteriş yapmıyor, insanların gözüne sokmuyor, sessizce yapıyor. Emmett Goven onun yerine de ifade etmiş aslında. Emmett Goven diyor ki, fotoğraf herkesin hakkında bir şeyler bildiği ama pek aldırış etmediği şeylerle uğraşmanın aracıdır. Benim fotoğraflarım sizin göremediğiniz şeyleri göstermeyi amaçlıyor. Fotoğraf çekmek benim hayatım. Ben fotoğraf aşığı bir kimseyim.